sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nde bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizliği konuşuyoruz. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten'le sohbetimiz devam ediyor. Ayrıca programın başında bir de yine üniversiteden mezun olmuş fakat hala iş arayan işsiz bir genç kadın da aramıza katılacak demiştim. İrem Sena İlçin de bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben sizinle başlamak istiyorum şimdi. Tabii. Bu bölüme biraz anlatır mısınız? Ne zaman mezun oldunuz, ne yaptınız, ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? Yani bayağı bir uzun süreçtir aslında. Hani o süreç hani ta üniversitenin 4. sınıfında başlayan bir süreç. Yani insan son sene zaten böyle bir zamanda işsizlik psikolojisine giriyor. Üniversitenin son senesinde ders çalışamıyorsunuz. Son senede başlıyorsunuz iş başvurularında bulunmaya. Sürekli yani aklınız orada, mezun olacağım, ne yapacağım? Yani sürekli gönüllü bile olsa, ücretsiz bile olsa, öyle bir çünkü şu an şeyin içerisindeyiz ki ücretsiz bile olsa kabul ediyorsunuz. Yeter ki bir yerde bir tutunabileyim gibisinden. Hani o konuda çok yere başvurdum. Fazlasıyla hani birebir görüşmelere gittim. Dediğim gibi ücretsizi bile kabul ettim. Staj olur dedim, ya sorun yok dedim. Çünkü hani öyle bir engel geliyor önümüze. Tecrübe isteniyor. Belli bir süre hani sizden hani bunu olmadığı sürece hani yeni mezun birini almıyorlar. Çünkü hani çok büyük ön yargı var yeni mezuna. 4 sene boyunca geliştirdim diyorsunuz. Hani ama asla dil diyorlar. Dil öğreniyorsunuz, yine yeterli gelmiyor. Ya bu şekilde birçok engelle karşılaştım ya. Ne okumuştunuz? Diyetisyenim ben. Valla aslında şey yani hani çok evet, çok da moda evet, olan bir şey, reytingi çok fazla, çok talep olan bir konu. Evet, doğru. Yani o konuda hani ben 1. sınıftan beri hani kendim geliştirmek konusunda hani güveniyorum kendime. Hani bizim sadece 3. sınıf yaz tatilinde staj var. Ama hani ben bütün yani 4 sene boyunca 1. sınıftan beri 3 ay boyunca her yaz tatili staj yaptım. Özel hastane olsun, orası olsun, hani amaç hani bitirdiğim gibi tecrübeliyim. Hani işte daha bir güzel bir şey olur. Hani görüntü veririm imajıyla bunu yaptım. Ama hani şu an öyle bir işsizlik, öyle bir noktaya geldi ki maalesef ki yeterli olmuyor. Ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? Galiba 2 seneye yakın oldu. Oo. Aynen. Yani üniversitenin son sürecini de katıyorum. Çünkü hani ben son 4. sınıftan itibaren hani böyle bir sürece girdim. İnsanlar evet. Şimdi mecburi diyette ya, alamıyorlar, onun için herhalde sizde diyetisyene ihtiyaç kalmadı. Çok uzun süre olmuş 2 sene yani. Tabii ki yani şey de çok önemli. Şu an hani herkes kendi mesleğini yapmıyor. Öyle bir de kusurumuz var maalesef yani. Beslenme mesela, doktor hani doktorluğunu yapsa ya da hani spor hocası spor hocalığını yapsa belki bize de daha çok talep artacak. Şu zamanda herkes hani başka bölümlere de atılmaya çalışıyor. Hani spor hocası geliyor, bunu ye, bunu yeme. Ya da hani doktorun yapması gereken, bu hastalığın var, diyetisyene git. Yan odada diyetisyenimiz var. Hani yönlendirmesi lazım ama maalesef ki hani herkes hani başka bölümü, biz de belki hani bu konuda hani başka bölümlerin de hani görevini üstleniyoruz ve ihtiyaç da azalıyor bu şekilde. Hani spor salonlarında böyle çok durum var dediğim gibi. Ben mesela sırf yani işsizliğe sebep kendi şehrimden İstanbul'a geldim. Şu an ben buralı değilim. Hani sırf iş bulabilmek adı altında buraya geldim. Ama görünen o ki burada da. Peki şey dedi ki, öğrenciler okuldan mezun olduktan sonra işte verilen asgari ücreti, parayı da beğenmiyorlar dedik. Yani öyle bir kıstasımız da yok galiba. Asla değil mi? Yok. Dediğim gibi ücretsiz bile hani staj adı altında bile çalışmayı kabul ettim yani. Yeter ki hani bir tecrübe olsun, mezun olduk, bir yerde tutunalım, belki hani beğenirler, sürekli hani devam et, hani sonrasından hani gel devam et gözüyle yaklaşırlarsa diye hani onu bile kabul ettim ama yok. Biraz evvel çok önemli bir şey söylediniz. Dedi ki, nerelisiniz? Ben Batmanlıyım. Batmanlı ve kalkıp İstanbul'a iş aramak için geliyor. İzmir gençlerinin hepsi İstanbul'a iş aramak için geliyor. Zaten gelişmekte olan bir ülke olduğumuzun göstergesi budur. Yani hep bir yere nüfusu yoğunlaşır. Yani İstanbul, Avrupa'daki birkaç ülkenin nüfusuna eşit vaziyette bir nüfusa sahip. Gelişmiş ülkelerde ise herkes kendi bulunduğu yerde zaten okur, mezun olur, çalışır. Ailesinden ayrılmasına gerek kalmaz. Çünkü kentte ve kırda her yerde aynı kalkınmışlık düzeyi olur. Şimdi Batman'da gitmedim ama eminim ki mutlaka kendi içinde son derece güzel bir şehirdir. Daha en azından eşitlikçi bir yaşam seviyesi vardır. Yani İstanbul'daki o uç noktalar yoktur. Çok lüks yaşam ve çok alt düzey yaşam ve dolayısıyla burada birbirine bakarak yoksulluğun daha fazla hissedildiği bir şehirdir İstanbul. Yani çok doğru. Mutlak yoksulluktan çok kıyaslamalı yoksulluğun çok yüksek olduğu bir şehirdir. Batman eminim öyle değildir. Yok, birbirine yakın gelir düzeylerinin olduğu, herkesin en azından ayda bir kere dışarıda bir yemek yiyebilecek güce sahip olduğu bir şehirdir. Şimdi o şehri bırakıp neden gelsin bu kızımız ailesini? Eğer biz kalkınmayı her tarafta yapabilsek, orada sanayileşmeyi her şehirde fabrikalar kurulsa ki Cumhuriyet'in başında bu amaçlanmıştı. Yani tamamıyla yapılan işte demir çelik fabrikalarıyla, şeker fabrikalarıyla her tarafta tamamıyla ülkeyi baştan itibaren kalkındırmak ve işte öğretmen okullarıyla, değil mi, o her tarafta kurulmuş ve bu kalkınma hamlesini ne yazık ki biz yapamadık. Onun için hepiniz kalkıp İstanbul'a gelip ben şans eseri işte Ankara'da doğup 5 yaşında İstanbul'a gelmişim. Onun için İstanbul'dan ayrılmama gerek kalmadı ama Türkiye'deki herkes taş toprağı altın İstanbul'da iş buluruz diye gelip esasında çok daha acı şeyler yaşıyor. Kesinlikle. Yani yol parası çok fazla, yaşam maliyeti çok yüksek. İşte görüyorsun etrafta nasıl bir yaşantı var. Dolayısıyla bunlar çok daha fazla sosyal acıyı arttıran olgular. Her şeyin başında o toplumsal kalkınmayı sağlamamız gerekiyor. Kesinlikle bu bilince ermemiz gerekiyor hep birlikte yani. Peki 2 senedir mi İstanbul'dasınız? Ya ben aslında 9 sene burada yaşadım. Tabii çok çok küçükken. Hani doğduğum ilk zamanlarda falan 7-8 sene ortalama diyelim. Hani yaşadım öyle bir süreçte ama sonra hani memlekete döndük. Şimdi tekrardan üniversite bittikten sonra geldim buraya. Hani şu an yani o kadar uzun süre olmadı ama yaklaşık öyle bir süre oldu. Aile olarak mı buradasınız? Hayır, işte tek başıma buradayım ve hani öyle de bir engel var mesela. Ailenin hani işi orada sonuçta yani. Memur da olmadığın sürece kolay değil yani işi taşımak. Hani ben buraya hani tek başıma geldim. Hani maalesef ailemden uzak kalıyorum öyle bir süreçte. Hani ister istemez iş yoksa ailene bağımlı olarak yaşıyorsun. Hani iş yok sonuçta bir şekilde hani sana bir yardımları dokunmaları gerekiyor. Hani burada arkadaşlarla hani kuzenim var hani burada onlarla kalıyorum. Hani çok zorluklu bir süreç o konuda yani. O zaman girişimci olmalısınız. Tabii bir diyetisyenin girişimci kadın olması gerekiyor bence. Yani ben buna da birazcık Ebru Hanım kızıyorum. Neden hepimiz bir işe girip çalışmayı bekliyoruz? Girişim ruhumuz çok düşük. Yani benim de sizin yaşlarınızda yeğenimin çok sevdiğim bir arkadaşı var. O da Antakya'da diyetisyenlik yapıyor. Kendi kendine işte bir takım şeyler üretip onları kutulara koyup çeşitli marketlere tek tek götürüp oralara satmaya ve ondan sonra da daha fazla açılmaya, ne olur bunlara da başlayın. Yani çabalıyorum. Evet, öyle şeyler yapın. İnternetten mutlaka bir şey yaratmaya çalışın. Yani illa bir yerde çalışmak zorunda değilsiniz. Mutlaka harika bir meslek okumuşsunuz. Bu kadar akıllı ve cicisiniz. Mutlaka o girişimciliği, kadın girişimcilik için çok büyük destekler var. Bu destekleri de mutlaka öğrenin, değil mi? Yani çok fazla destek var kadın girişimciliğine. Hem Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı bu konuda çok destek veriyor. Hem İşkur çok destek veriyor. Bir kursa gidiyorsunuz, o kurstan size çok ciddi vaziyette kadınlar için özellikle düşük oranlı krediler veriyor. Uzun süre geri ödemeyeceğiniz faizsiz krediler. Bu arada ayrıca bir anons da yapalım. Kadın girişimcilerin tecrübeleri de kitap olmuş. 2. bölümümüzde de onu konuşacağız. Yine girişimci kadınlar gelecekler. Hem onların ne yapmış olduklarını da, nasıl girişimci olduklarının da tecrübelerini anlatacaklar bize 2. bölümde. İzleyicilerimize bir not vermiş olalım. Yani bunlar da çok önemli. Onun için inşallah olacak tabii, bir yerlerde yaratacaksınız. Peki bir taraftan da TÜİK'in işsizlik verilerini de arkadaşlarımız şimdi ekrana getirecekler. Peki hocam, gençler işsiz kalmak istemiyorlarsa en fazla hangi mesleklere yönelmeleri gerekiyor ki hani okuldan mezun oldukları zaman bu kadar 2 sene, 3 sene iş aramak zorunda kalmasınlar. İşte az önce arkadaşımız da söyledi, İrem Hanım da söyledi. Daha 3. 4. sınıfta çünkü gençlerin sancıları başlıyor. Acaba iş bulabilecek miyim diye, daha okul hayatları devam ederken. Şimdi Ebru Hanım, bu esasında çok nasıl desem, zor bir soru. Bunların çünkü böyle cycle'ları var. Mesela benim okuduğum dönemde ekonomi okumak çok havalı bir şeydi. Ya bilgisayar mühendisi ya ekonomi. İşte ben ekonomi okudum ama şu anda işte diyorlar ki iktisadi idari bilimlere aman girmeyin, ekonomi, işte iktisat, işletme okuduğunuz zaman ne olacak? İşsiz kalacaksınız. İyi de yani Türkiye'de binlerce iş yeri var. Bu binlerce iş yerinin mutlaka yöneticiye, finansçıya, muhasebeciye ihtiyacı var, pazarlamacıya. Dolayısıyla esasında okuduğunda, mezun olduğunda, ben buradan mezun olduğumda işsiz kalacağım diye bir şey yok. Veya uluslararası ticarete, ben uluslararası ticaret bölümündeyim. En çok ihtiyacı olan eleman uluslararası ticarette, lojistikte, turizmde, demin de söylediğim gibi. O kadar çok ihtiyaç var ki bunlara. Her gün yeni iş yeri kuruluyor. Bir kısmında tabii ki kapanıyor. Ama elemana ihtiyaçları var. Benim söylemek istediğim şu. Ne olursa olsun mezun olduğun okuldan kendini farklılaştırarak mezun olacaksın. Çünkü mühendisler arasında da işsiz çok fazla. Evet. Yani iktisadi idari bilimler, mühendislik, her yerde hukuk açıldı. Her üniversite hukuk açtı. Hukuk mezunu dağ gibi yığıldı. Hukukçular da bir zaman sonra işsiz kalacak. Ama hukukçu uluslararası hukuku, normlarını öğrenirse, kendini bir alanda geliştirmeye başlarsa ve ben bu alanda iyiyim diye ortaya çıkarsa eninde sonunda işini bulacak. Dolayısıyla ben şunu söyleyemem. Bu dönem bunu okuduğunda işsiz kalacaksın. Hayır. Aksine iktisadi idari bilimleri ve turizme devam edilmiyor şu anda. Bölümler kapanıyor. Ama bakın, bunun son derece ekonomik bir açıklaması var. Kıtlık yaratılıyor. Evet. Bir 2 sene sonra bu fakültelerden mezun bulunamadığı için iktisadi idari bilimler ve turizm mezunları çok değerli hale gelecek. Nasıl domates kışın olmadığı için çok pahalıdır, yazın çok boldur, fiyatı düşer. Aynen her şey arz talebe göre belirlenir. Eğer siz bir dönem kıtlık yaratırsanız iktisadi idari bilimlerde ve turizmde, onun değeri çok yükselecek. Ben kesinlikle şuna inanıyorum. Kendine kattığın şey çok önemli. Mezun oldum, farklılaştığın süre içinde. Mesela iş görüşmelerine giderken, işte benim büyük oğlumun da bir dönem, bir 6-7 ay işsiz kaldığı bir dönem oldu. O daha böyle klasik ve net giyinen bir çocuktur. Ya ne olur dedim, Sina, kendini farklılaştır. Farklı renkte çorap giy, yani farklı bir bileklik tak, böyle bir farklı olduğunu ortaya çık. Çünkü o finansçıların kurallarıyla yaşayan bir çocuk. Yani haklısınız dedi, o farklılığı arıyor insanlar. Çok küçük de olsa o farklılaşmayı arıyor. Sözün meclisten dışarı kesinlikle kendini farklılaştırmışsındır. Ama sadece nasihat babındaysa ne okursan oku, gerçekten kendini farklı kıl. Ve ben eğitimde, sözüm bir de eğitimcilere, öğrencilere değil, inanın bana, bizim farklılaşmamız lazım. O kadar ezberci sistemden geliyoruz ki, o çocuklar da öyle geliyor. Öğretim üyesi de kendine slaytları hazırlamış, 15 senedir o slayt orada duruyor. Çocuğa onu ezberletiyor ve ben bunu öğrettim diyor. Yok böyle bir şey. Öyle öğretim üyesine karşı gelecek çocuklar. Öğretim üyesi çocuğu araştırmaya yönlendirecek. Yani üniversiteye gelmiş bir öğrencinin artık 1. sınıfta teori anlatırsınız, 2. sınıfta yarı teori, yarı pratik anlatırsınız, 3'te 4'te biz gözlemci haline gelmeliyiz. Geçen gün Twitter'da gene tanınmış bir hocamız şunu sormuş, anket yapıyor. Bir hoca senelerce aynı dersimi anlatmalı, daha kendini geliştirmiş olur, yoksa her dönem yeni ders mi açmalı? Bir dersinizi klasikleşmiştir o, kendinizi yenileyerek her sene anlatırsınız ama mutlaka 2. 3. dersinizi en az 2 senede bir yeni ders açacaksınız. Ve o derslerde çocuğa sadece moderatörlük yapacaksınız. Aynen şu anda sizin yaptığınız gibi. Gözlemleyeceksiniz karşıdaki o çocuk neyi buluyor, nasıl getiriyor, nasıl anlatıyor, sunumunu nasıl yapıyor, arkadaşlarıyla nasıl tartışıyor. İşte o çocuk farklılaşır. Hı hı. Onun için biz suçu sadece öğrencilerde arayamayız. Bunu nasıl eğitim verdiğini gösteren öğretim üyeleri değişmeli. Bu sistem değişmeli. Ve öğrenci o dersten sıkılıyorsa, ya diyorsa ki bu işte kadın veya erkek öğretim üyemiz senelerdir aynı şeyi anlatıyormuş, zaten ben derse girmesem de ben bunu öğrenirim diyorsa, o hoca hakkından şikayetini bildirmeli. Evet. Çünkü biz işte burada tıkanıp kaldık. Bakın biz bu sistem yüzünden teknoloji icat edemiyoruz. Yok, teknolojimiz yok bizim. Biz bu sistem yüzünden yeni bir marka yaratamıyoruz. Marka yaratacak vizyonumuz yok çünkü. Farklılaşmıyoruz. Onun için sadece öğrenci değil, öğretim üyesi, tüm sistemin baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Senelerdir bunu anlatmaya çalışıyoruz. YÖK'ün de burada görevi var. Yani evet, hoca kendini yenilemeli. Vakıf üniversitelerinde genellikle şu oluyor. Her dönemin sonunda öğrenci hocayı raporluyor. Notlandırıyor. Güzel. Onun için o notlar da tüm fakültedeki öğretim üyelerine açık olarak gidiyor. Yani dolayısıyla öğretim üyesi kendini mutlaka yenilemek zorunda kalıyor. Doğru. Çünkü yeni dönemde sözleşme yenilerken diyor ki vakıf, siz kendinizi geliştirmemişsiniz, öğrenci sizden memnun değil, ya maaşınızı arttırmıyoruz ya da sizle çalışmıyoruz. Dolayısıyla güzel bir denetim mekanizması oluşmuş, evet, ama. Öğrencinin mutlaka öğretim üyesini, çünkü biz sizi notlandırıyoruz. Doğru. Biz onları denetliyoruz. Sene sonu sınavlarla, projelerle bilmem, onların da bizi denetlemesi lazım. Onların da bizi notlaması lazım. Bu doğru, vakıf üniversitesinde gerçekten uygulanan bir şey. Ben devlet üniversitesinden mezunum. Bizde de uygulanıyordu hani. Ama hani devlet üniversitesinde ne kadar hani biz oraya kötü bir şekilde hani diyelim ki hani yanlış yapıyorsa, yanlışını gösterdiğimiz takdirde bile hani onun ne şekil karşılığını alırız bilemiyoruz hani. Alamıyorsun çünkü ben orada hani arkadaşlarımla da dahil olmak üzere şey yaptık yani sürekli. Hani bu hoca burada hatalıydı. Beraber orada hocanın hatası olan yerde hani, evet, destekledik. Ama hani maalesef karşılık alamadığı noktalar da oluyor. Vakıfta yine dediğiniz gibi belki daha etkili oluyordur. Evet, devlet, evet, üniversitelerinde bu sistemi süremizin maalesef sonuna geldik. Ben bir şey sormak istiyorum. 2 senedir tabii yani mütemadiyen iş arıyorsun. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Şu an hani çok farklı fikirlerim var. Girişimcilikten bahsettik. Değil mi? Ben de aynen oraya yöneliyorum yani. Kendimce farklı projeler geliştiriyorum. Çok güzel bir destekçim var arkamda. Hani onun şeyle, hani desteğiyle diyeyim, hani bir şekilde farklı projelerle öne çıkmayı planlıyorum. Kitap yazıyorum şu an. Aa, ne güzel, aynen. Harika. Hani elimden geldiğince hani böyle hani daha hani taze mezun olaraktan belki çok hani yeni bir mezun olaraktan erken ama başlıyorum. Hani ileride çok güzel bir yere ulaşacağıma inanıyorum. Girişimcilikle bir şekilde. Aa, şimdiden başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hocam size de çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için gerçekten. Bir kere ekonomiyi çok güzel anlatıyorsunuz. Hepimizin anlayabileceği şekilde. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Şimdi bir aramız var. Ardından yeni konu ve konuklarımıza devam edeceğiz.